Taylor polinomu yaklaşımını anlatmaya devam ediyoruz bir önceki videodan Taylor polinomu yaklaşımı diyelim. Bir önceki videoda neyi anlatmıştık? Bir fonksiyonumuz varsa f(x) gibi ve bu fonksiyon belli özellikler içeriyorsa ki o özelliklerden bahsedeceğiz daha sonra. Bunu Taylor polinomu ile yaklaşım bu fonksiyon Taylor polinomu ile yaklaşım yapabiliyordum ve e, nasıldı bu? hadise Hemen hatırlayalım. İlk önce klasik Taylor serisini yazıyoruz. Değil mi? Terimlerini yazıyoruz. Eğer ki Taylor serisinin terimlerini N gibi bir yerde, N'inci derecede diyelim kesersek, N'inci derecede kestiğimizi düşünürsek biliyoruz ki seri çünkü sonsuza kadar devam ediyor. Sonsuz terimin toplamı. Ancak ben bunu N gibi bir seri e, değerde kesersem belli bir derecede kesersem neyi elde ediyordum? Bir polinom elde ediyordum ve buna Taylor polinomu diyordum. Ve bu Taylor polinomu normal fonksiyonuma benim yaptığım bir yaklaşımdı. C noktası civarında merkezi C'de çünkü bu Taylor polinomunun. Tabii ki serinin kalan terimleri de olacaktır. Sonsuz terim içerdiği için Taylor serisi. Birebir temsil eden şey çünkü biliyoruz ki fonksiyon Taylor serisi. Polinom değil seri. Peki bu durumda şurada kalan terimlere Rx diyordum ve bunlara da hata payı ismini takmıştım. Hata payı neden? Çünkü yaptığım yaklaşıma göre benim hatamı belirleyecekti. Ve ne demiştik? fx eşittir px artı rx şeklinde yazabiliriz demiştik. Bunu görsel olarak nasıl algılayabiliriz? Görsel olarak da mesela şuraya küçücük yapalım. Burası fonksiyonumsa eğer fx ve C noktası civarında e, Ben bu fonksiyona ilişkin Taylor polinomu yaklaşımı yapıyorsam Mesela o da Şöyle bir şey çıksın Tabi burada çok benzemedi Normalde daha fazla benzer fonksiyona Bu polinom ama Böyle olduğunu düşünelim Ve e, ben C noktasına yakın bir nokta Düşündüğüm zaman B noktası gibi İşte B noktası düşünüldüğünde C noktasına yakın B noktası düşünüldüğünde fonksiyonumun aldığı değerle yaklaşım yaptığım fonksiyona yaklaşı, yaklaştırma yaptığım Taylor polinomunun aldığı değer arasında şöyle bir fark olacaktır ve buradaki fark işte benim hata payımı temsil eder. Diyeceğiz ve e, tabii ki burada X, fx, px, rx olarak yazdık ama burada mesela bir nokta için düş, bakıyoruz değil mi? B noktası için de burada B diyebiliriz. f(B), B, P, B, B. noktası için hata payını bulmuş oluyoruz. Genel yazımı ise nasıl? E, bu şekilde fx eşittir, px, Taylor polinomum artı hata payı şeklinde gösterebiliriz. Şimdi bu hata payını nasıl bulacağımızı... Söyleyeceğiz anlatacağız bunu kanıtlayacağız kanıtlamadan önce ifadeyi bir yazmak istiyorum daha sonra da kanıtına geçeceğiz şöyle bulabiliyoruz bakın rnx rnx eşittir e, f e, ya da buraya yazayım tamam fn artı bir z çarpı x eksi c üzeri n artı bir bölü n artı bir faktöriyel. Yani. Yani şu seri devam etseydi, n artı birinci terimle devam etseydi yine bir terim yazacaktım değil mi? O terimin içinde sadece c yerine z yazıyoruz ve bana hata payını veriyor. Tabii ki neden böyle olduğunu söyleyeceğiz. Tabii ki maksimum hata payını veriyor. Burada bunu söylemek gerekiyor. Ee, <laughs> Tabii şurada n yazdım, kafa karışmasın. Aynı şey yani hata payı demek istiyorum. Maksimum hata payını veriyor bana bu ifade. Bu ne demek? Yani maksimum hata payını nasıl verir bu ifade ve buradaki z ne değil mi? E, bu soruları soruyoruz kendimize. Buradaki z yani burada aslında şu ifade şu anlama geliyor. Bakın f e, yani e, n artı bir ibaresinin yani f n artı bir f x fonksiyonunun n artı birinci türevinin e, nasıl diyelim? bir nokta ile birlikte bakıyorsak CB aralığında ya da CX aralığında diyebiliriz buna. CB aralığında bir aralıkta B noktası için bakıyorsak C ile B aralığında olacak. E, c CB aralığında alabileceği maksimum değerdir. Maksimum değer. Niye maksimum? Niye maksimum? E, bu ifade niye maksimum değerdir? Çünkü şu yüzden bakın maksimum hata payı diyoruz burada. Yani hata payımı ee, ne diyeyim? Ee, küçük elde etmek istemiyorum. Yani gerçeğinden küçük elde etmek istemiyorum. Sadece hata payı için bir ma bulabileceğim maksimum değer varsa onu bulmak istiyorum. Yapabileceğim bana maksimum hatayı göstersin. Ama yanlış bir şey yapmış olmayayım. Hani o manada hata payını yanlış hesaplamış olmayayım. O yüzden hata payının maksimum değerini hesaplayabilmek için bu ifadenin de maksimum değeri almasını istiyorum. Ve e, içerisine z yazdığımda maksimum değeri alabildiğini düşünelim. Ee, bu şekilde düşünüyorum. Z ise CB aralığında bir sayı. Bu CB aralığında Z yazdığınızda olan Z'yi yazdığınızda F ne artı 1 o aralıktaki en yüksek değerini alıyor. Ve dolayısıyla bana en yüksek hata payımı veriyor. Dolayısıyla yanlış yapma şansım hata payını bulurken sıfıra iniyor. Dolayısıyla şunu söyleyeceksiniz, şunu diyeceksiniz. Burada acaba şu kalan yani Rn x'i aslında birebir bulmuş mu oluyorum? Yani kalan terimlerin toplamı olan R x'i bulmuş olmuyorum aslında bakın. R x'e ilişkin bir yaklaşım yapmış oluyorum. R x'in alabileceği maksimum değeri bulabiliyorum aslında. O yüzden maksimum hata payı dedim. Şuradaki kalan terimlerin toplamını bulmak bu ifade için şu an için imkanlı değil. Bulamıyorum ne olduğunu ama neyden küçük olacağını söyleyebiliyorum en azından. Yani maksimum değerinin ne olacağını söyleyebiliyorum. Ve bu ifadede işte bana maksimum değerinin ne olabileceğini söylüyor aslında ve de bu şekilde tanımlanıyor. Tabii ki bunu nasıl kullanacağımızı görünce konuları daha iyi anlayacağız. Ancak şimdi bu ifadeyi bir kanıtlamaya gidelim ve nasıl kanıtlarız onu düşünelim. Birazcık uzun olabilir bu kanıt. Ama hızlı bir şekilde e, ifade etmeye çalışacağız. Buraları anladık zaten. Buraları siliyorum. E, hata payının ne anlama geldiğini. Bu ifadeyi de unutmayalım. E, bunu da şimdilik sileceğim. Ama sonra tekrar hatırlatacağım. Çünkü kanıtlamaya çalıştığımız şey bu ifade aslında. E, hata payına ilişkin bir yaklaşım yapacağım dedim. Yani bu hata payının alabileceği maksimum değeri e, hesaplayacağım. Ve bu maksimum değeri de benim hata payım olarak... Göstereceğim. Şimdi e, bu işi nasıl yapabiliriz? Oradan e, düşünmeye başlayalım. E, şimdi şu ifadeyi bir kere yazalım. Bazı gerçekleri tespit etmemiz gerekecek. Bunu yapabilmemiz için. Px artı e, Bunu biliyoruz. Taylor polinom artı hata payı fonksiyonumu veriyor. Burada e, şu gerçekleri e, hatırlayalım. Fc her zaman Pc'ye eşittir. Doğru mu? Merkez C ise bakın F yer, X yerine C yazın. Buradaki X, X, C'lerin hepsi gider ve dolayısıyla buradaki e, şu polinom buydu değil mi? E, buradaki P, C'nin F, C'ye eşit olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. X yerine C yazdığında. Şu, şu şu terimler gidiyor. F, C eşittir, F, C kalır. Dolayısıyla P, C eşittir, F, C'dir. Bu doğrudur. Bakın e, F, C'nin türevi de yani f fonksiyonunun c noktasındaki türevi de p'nin türevine eşittir bu noktadaki bu polinomun. neden? Çünkü bakın iki tarafında türevini alın bu eşitlikte. Şimdi bunları uzun uzun yapmıyorum. Çok fazla sürecek çünkü o zaman kanıt. ama yaptığınız zaman mesela fc'li terimin sabit olduğu için sıfıra gittiğini göreceksiniz. Bu x'li terimde sadece f'nin türevi c kalacak. Diğerlerinde de x eksi c'li ibareler kalacak. Dolayısıyla yine x yerine c yazdığınızda ne olacak? şuradaki terimlerin hepsi 0 olacak. Burası zaten sıfır olmuştu. X yerine C yazdığında da burada sadece F'nin türevi C kalmıştı. F'nin türevi C eşittir. F'nin türevi C çıkacak. Dolayısıyla hakikaten yani eğer anlamadıysak iki tarafında türevini alıp yerine X yerine C yazmayı deneyin. Gerçekten F'nin türevi C'nin P'nin türevi C'ye eşit olduğunu göreceksiniz. Bu da doğrudur. F'nin ikinci türevi C'de C noktasındaki ikinci türevi de Yine polinomumun benim Taylor polinomumun C noktasındaki ikinci türevine eşittir. Hatta ve hatta bu olayı devam ettirebilirim. F'nin N'inci türevi de C noktasında P'nin N noktasındaki C noktasındaki N'inci türevine eşittir diyebiliriz. Bakın bu gerçeği kullanırsak eğer şuradan ben neyi yazabilirim zaten hata payı eşittir. Fx eksi px'tir öyle değil mi? Dolayısıyla <laughs> Burada şunu da yazabiliriz. fx px'e eşitse eğer c yazarsam x yerine rc nedir? fc eksi pc'dir. Bu da ne eşittir? Sıfır eşittir değil mi? Çünkü fc ile pc'nin eşit olduğunu gösterdik. Ee, aynı şey bütün türevler için de geçerli. Bu ifade iki tarafın türevini alırsanız e, R'nin türevi C eşittir. F'nin türevi C eksi P'nin türevi C bu da eşittir sıfırdır. Bu böyle ta bu aşağı kadar devam eder. Ve R'nin eninci türevi C'nin her zaman için e, F'nin <laughs> eninci türevi eksi e, P'nin C noktasındaki eninci türevine eşit işte olduğunu ve bunun da sıfıra eşit işte olduğunu söyleyebiliriz bu durumda. Biraz hızlı gidiyorum çünkü kanıt uzun sürecek. Bir kere bu tespitleri bir kere yapıyoruz. Bakın bu tespit, bu tespit bunların hepsi önemli. Bu Burası. Şimdi peki acaba n artı birinci yani n'ye kadar geldim ama bir sonraki terimdeki acaba türevi ne? Bunu düşünebilir miyiz? Bunu düşünebilir miyiz? Yani şundan bahsediyorum. Acaba R e, n artı 1 x eşittir e, e, ne diyebilirim yani şöyle bir şey e, yazabilir miyim e, f n artı 1 x artı bu yazabilirim tabii ki pardon eksi p n artı 1 x bunu da gösterebiliriz değil misin ba, basitçe ne yaptım şu eşitlikte her tarafın n artı birinci türevini aldım peki. Şimdi bunu düşüne bunu düşünebilir miyiz acaba? Bakın bunu düşünürsek, yani n artı birinci türevi düşünürsek, c noktasında değil de genel bir ifade yazıyorum. Bakın genel ifade, xli ifadeyi yazıyorum. Xli ifadenin n artı birinci türevini düşünebilir miyiz? Mesela bakın burada benim bu Taylor polinomum e, nereye kadar gidiyor? Ninci dereceye kadar değil mi? Ninci dereceden bir şeyin polinomun n artı birinci türevini alırsanız karşınıza sıfır çıkacaktır. İsterseniz deneyin. Mesela x karenin Üçüncü dereceden türevini alın. Birinci dereceden alayım 2x olur değil mi? İkinci dereceden alayım 2 kalır. Üçüncü dereceden alayım 0 olur. Hangi polinomun? Bakın burası n artı 1 ise n artı birinci e, türevi her zaman 0 eşittir. Bir fazlası 0 eşittir. Dolayısıyla burada da p n'inci dereceden bir polinom olduğuna göre n artıncı birinci türevi her zaman 0 eşit olacaktır. Bu nedenle e, ne, r n artı 1 x yani r x hata fonksiyonunun n artı birinci türevinin her zaman için Neye eşit olduğunu söyleyebilirim. Burası sıfır olduğuna göre F kendi fonksiyonumun ne artı birinci türevi oldu, ne eşit olduğunu söyleyebilirim. Bir kere e, bunu da aklımızda tutacağız. Bu da tespitlerimizden bir tanesi olacak. Şimdi e, buradaki tespitleri e, not almanız lazım. Tabii çünkü sayfayı sileceğim, devam edeceğim. E, şimdi e, bu tespiti de yaptıktan sonra buradan şimdi diyelim ki diyelim ki. Şöyle e, fonksiyonum için şöyle bir özellik olsun. İşte fonksiyonun içermesi gereken özelliklerden biri bu. F n artı bir x yani f x fonksiyonun n artı birinci türevi m gibi bir sayıdan büyük ya da eşit olsun. M gibi yani bir bir yukarı limiti olsun. Tabii ki hangi aralıkta? Belli bir aralıkta. Yani e, şöyle diyebiliriz buna c ile ne bileyim x gibi bir aralık. Yani bunu a diyeyim b diyeyim Her neyse. O yüzden x dedim. Bu aralık neyse burada belli bir aralıkta fn artı bir x belli bir değerden ancak küçük ve eşit olsun. Yani belli bir değer bunun maksimumu olsun. Tamam mı? bu şekilde bir varsayımdan yola çıkıyoruz ki yani böyle zaten böyle olabilen fonksiyonların hata payını bulabildiğimizi söyleyeceğiz zaten. Dolayısıyla bir bu ibareyi kullanarak şimdi bakın nasıl ilerleyeceğim. Şuraları Temizliyorum artık. Şu kısımları temizliyorum. Bu tespitleri ama e, şu sildiğim tespitlerin hepsini kullanacağız birazdan. Kanıt yaparken. Şimdi bu ibareyi bu şekilde düşündüm. Şimdi acaba e, bunu biliyorsam tabii ki neyi söyleyebilirim aynı zamanda? Rn artı bir x'in e, m gibi bir sayıdan küçük. M ne burada? Herhangi bir bir, bir sayı yani. Bir limit. Yani üst limit. Bu Fn artı bir x ya da Rn artı bir x dolayısıyla bundan büyük olamıyor. Maksimum buna eşit olabiliyor. Dolayısıyla Rn artı bir x eş, küçük eşittir m yazabilirim. Çünkü bunların ikisi birbirine eşitti değil mi? Dolayısıyla şimdi benim amacım ne? İlk önce onu söyleyeyim. Benim amacım Rn'nin bir sayıdan küçük olup olamayacağını bulmak. Yani k gibi bir şeyse acaba Rn için bir üst limit bulabilir miyim? Çünkü üst limit bulursam Rn Rn derken yani Rx işte. Yani hata payı fonksiyon için bir üst limit bulabilir miyim? Üst limit bulursam hata payım budur derim en azından değil mi? En üst limiti limitte hata bunu yapabilirim derim ve konuyu çözerim. Yani e, en azından hata için bir şey söyleyebilmiş olurum. Peki. E, dolayısıyla benim amacım bu. Ama Rn artı 1'in m'den küçük olduğunu biliyorum ben. E, r e, r pardon Rn artı 1 x'in m'den küçük olduğunu biliyorum ama acaba Rx... E, belli bir sayıdan küçük tür yorumunu yapabilir miyim? E, önemli olan bunu bulmak. E, bunu acaba şu ifadeyi kullanarak oluşturabilir miyim? Şöyle oluşturabiliriz. Her iki tarafında bakın integralini alabilirim ben değil mi? Bir eşitsizlikte. Bunu yaparsam ne olacaktır? Bunu hemen düşünelim. Rn artı 1 x e, dx diyelim. dx küçük eşit m dx olacaktır. Peki Rn artı 1'in... E, x'e göre integrali nedir? Ee, çok basit değil mi? Ee, n artı birinci türevi bir fonksiyonun integralini alırsanız x'e göre e, n'inci türevini bulursunuz. Yani r, n, x'tir Aslına bakarsan e, r, r x'in n'inci türevidir. Peki bu tarafın integralidir. m sabit bir sayı demiştik. E, e, f fonksiyonu n artı birinci türevinin küçük olduğu herhangi bir sayı. Üst limit. Dolayısıyla buraya da mx yazabilirim. Başka ne yazacağım? Tabii ki integral sabiti değil mi? C. Ya da buna c integral diyelim. Şu c ile karışmasın merkezli. C integral. Yani integral sabiti. Peki. Ee, şimdi <laughs> n artı 1'e indirdim. Bakın n. Amacım ne yapmak? r x k gibi bir değerden küçükse eşitse onu bulmak. Ama burada n'e indirdim. Bakayım r'ye kadar gelebilecek miyiz? Şimdi Böyle yazdık. Burada c'yi ne yapmamız lazım? İntegral sabitini de yazmamız lazım. Bir üst limit belirlemeye çalışıyoruz. Tabii ki bu üst limitte m benim asıl ulaşmaya çalıştığım şey aslında. Yani m'yi m kullanmak asıl amacım. m'den küçük çünkü fn artı 1 gibi bir değer. m'den küçük olsun demiştik. Dolayısıyla bunu çok bozmamaya çalışıyorum. Yani üst limiti mümkün olduğunca e, darda tutmaya çalışıyorum yani minimize etmek istiyorum üst limiti. Dolayısıyla bu C'yi de e, minimumda tutmak isteriz diyeceğiz. E, bu C için ne söyleyebiliriz? E, burada x yerine C yazarsak eğer x yerine hızlıca C yazalım, RNC e, yani merkezi yazıyorum, MC artı C integral sabiti olacaktır. Burada e, RNC'nin ne olduğunu biliyorum. Burada sildiğim yerde yapmıştık, e, sıfır olduğunu tespit etmiştik değil mi? Dolayısıyla 0 küçük eşit mc artı c integral. c integral ne olacaktır? Eksi mc e, büyük eşit e, c integral olacaktır. Dolayısıyla c integral'in alabileceği en küçük değer eksi mc olacaktır. Bunu tespit etmiş oluyorum. E, c integral'in alabileceği en küçük değer eksi mc olacağına göre. Neden en küçük değerini alıyor? Burada onu söylemek lazım. Çünkü bakın üst limitimi. Yani n'inci dereceden türede de olsa üst limitimi abartmak istemiyorum. Yani tek nedeni bu. O yüzden c'yi minimumda tutmak istiyorum. Üst limiti abartmanın çünkü kimseye bir faydası yok. En azından üst limiti e, istediğim değerlerin şeyinde sınırında tutayım. Yani üst limit belirliyorum sonuçta. Üst limiti abartmamak için c'yi minimumda tutuyorum. Dolayısıyla ne demiştik? E, c integral için, dolayısıyla integral sabit için minimum değeri alacağız. Bu da eksi mc'ye eşit oluyor minimum değeri demiştik. Dolayısıyla e, bunu bu şekilde yazabiliriz mx eksi mc yazabiliriz. Bu halde yazdığımız zaman şimdi ne olduğuna bir bakalım. Tabii ki bunu da şöyle yazabiliriz. Rn demek ki ne diyeceğiz? m parantezinde x eksi c diyeceğiz. Şimdi bunu yazdıktan sonra tekrar integral alıyorum. Ta ki bunu rx'i elde edene kadar devam ettireceğim. Tekrar integral alırsanız ne olacaktır? Bu sefer ne olacaktır? Burası işte R n eksi 1 x'i elde edeceğiz öyle değil mi? Burada ne elde edeceğiz? M çarpı şurayı küçük eşit diyelim. M çarpı e, x eksi c'nin karesi bölü 2 elde edeceğiz. Bu integral'i alırsanız e, onu elde ederiz değil mi? x eksi c'nin üstünü bir fazlalaştır tekrar ona böl integral alma kuralı basit. Tabi yine ne olacak? Artı c integral sabiti gelecek. Buradaki c integral sabiti için ne söyleyebiliriz? Yine r x'te c buradaki işsizlikte x yerine c yazarsanız r n eksi 1 c'nin küçük eşit buraya c yazarsak 0 oluyor ne oluyor? C integral kalıyor sadece. C integral sabitinden küçük eşit olduğunu söyleyebiliriz. E bunun sıfır olduğunu göstermiştik bir önceki sayfada. E dolayısıyla C integralin alabileceği en küçük değer aslında sıfırdır. Dolayısıyla en küçük değeri almasını isterim. Niye? Hata payımın maksimum değerini abartmamak için. Dolayısıyla bunu hiç yazmaya bile gerek yok. En küçük değerini düşünmem yeterli. Integral sabitinin sıfır o da. Dolayısıyla bunu yazmış oluyorum. Buna devam edersek eğer <laughs> burada ee, tekrar integral alırsanız e, neyi göreceksiniz? Rn eksi 2'nin e, ne olacağını göreceksiniz. M çarpı x eksi c'nin küpü çarpı 3 çarpı 2 olacağını göreceksiniz. Aynı şey olacak yani. Ve dolayısıyla bu bu şekilde devam ettiği zaman, bakın bir kural ortaya çıkıyor burada. Ee, kuralımız şu. Ta bunun e, şeye kadar indiğini düşünelim. Rx'in sıfırıncı türevi yani kendisine kadar indiğini düşünelim. Acaba buraya ne yazacağız? Konu o değil mi? Bakın bu bir kurala göre devam ediyor. Bunu fark edebildik herhalde. Şurası kaçıncı dereceden şey alıyorsak türev alıyorsak onun bir fazlasının değil mi? Onun bir fazlasının bir fazlasının faktöriyeli. Burası onun bir fazlası. Burası da sabit sayı zaten. Yani şunu yazabilirim demek istiyorum bu durumda. M çarpı küçük eşittir m çarpı x eksi c üzeri n artı 1 bölü n artı 1 faktöriyel. Evet. Eğer n'inci dereceden şeyi e, polinomu inceliyorsak tabi burada r n x her zaman belki aşağı küçük r n yazmak gerekiyordu ama n'inci dereceden polinoma göre hata payına baktığımız için. Evet gerçekten bu buradaki kurala göre gider ve bu kuralı yerine oturttuğunuzda r x'in bundan küçük ya da eşit olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla bakın işte konuyu bitirdiğimiz yerdir burası. O formülü kanıtladığımız yerdir. Şimdi en başta yazmış olduğum hata payıyla ilgili formülü yazacağım. En baştaki formülüm neydi benim? Ee, pardon. Ee, şurayı evet, şöyle yapalım. En başta kanıtlayacağımız söylediğim formül Rnx ya da Rx yani bu n'inci dereceden olduğunu belirtmek için söylüyorum ama her yerde Rx yazdık diye şimdi Rx yazayım. Rx eşittir Fn artı bir z yani n artı birinci f fonksiyonunun en yüksek değeri belli bir aralıkta. x eksi c üzeri n artı bir bölü. n artı bir faktöriyeldir. Hata payı bu formülü kanıtlamaya çalışıyorduk. Hata payı. E buradaki m nedir? m nedir dedik. Bakın M e, en başta başlarken Fn artı 1'in alabileceği en yüksek değerdir demiştik. Bu şekilde olsun demiştik ve o şekilde soruyu zaten çözmeye başlamıştık. Dolayısıyla M Fn artı 1'in alabileceği en büyük değerken bu eşitsizliğin doğru olduğunu bulduk. Dolayısıyla hata payının en, bu neydi? Hata payının en büyük değeri. Dolayısıyla bakın hata payının maksimum değerinin ne olmuş olduğunu göstermiş oluyoruz bu, bu ifadeyle. Hata payının maksimum değeri eşittir M. Yani e, f, Fx'in x'in n artı birinci türevinin alabileceği maksimum değer. Yani onu da şu şekilde de temsil edebilirim. f n artı 1 z x'i aynı anlama geliyor. f e, fonksiyonun n artı birinci türevinin alabileceği maksimum değerdir belli bir aralıkta. E, bu şekilde yazıyorum. Bakın x eksi c üzeri n artı 1. x eksi c üzeri n artı 1 bölü n artı 1 faktöriyel. Yani. İşte hata payının maksimum değere buna eşittir ve bu şekilde de biraz uzun sürdük ve de biraz biraz uzun sürdü ve de karışık olmuş olabilir. Ancak bu şekilde dikkatle bir daha izlerseniz ee, zannediyorum anlaşılır kanıtı da. Bu şekilde kanıtlayabiliyoruz. Burası benim maksimum hata payım. Hata payı burası fn artı birinci türevde yani fonksiyonun n artı birinci türevde alabileceği en yüksek değer belli bir aralıkta. Buradakilerin ne olduğu malum. Burada <laughs> bu da maksimum hata payımı bulma tarzım, şeklim, formülüm ee, ve de nasıl bir olay e, düşünüyorduk. Tabii o konudan biraz uzaklaştık. Herhangi bir fonksiyonu Taylor polinomuyla yaklaşım yaparak ifade etmeye çalıştığımda hata payınız, maksimum yapabileceğiniz hata payı bu formüle eşit oluyor. İşte bunu kanıtlamış olduk. Bunu örnekler üzerinde uygulamasını görmek önemli olan, uygulamasını gördüğümüzde çok çok daha iyi anlayacağız konuyu. Ancak uygulamaları da bir sonraki videoya bırakalım.